Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Ama nereden karşınızdayız? Tam Trabzon'dan ve Trabzonspor gündemiyle karşınızdayız. Burası Sera Lake Resort Otel ve hemen aşağıda da Sera Gölü'nü sizler de görüyorsunuz. Trabzon'dan size sesleniyorum. Trabzonspor gündemiyle seslenmeye çalışacağım. Trabzonspor'da gelişmeler nedir? Gündemde neler var? Başkanın konuşmaları neyi anlattı? Bütün bunların hepsini toparlayıp size Trabzonspor gündemi olarak sunacağım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Trabzonspor videolarının daha çok öne çıkmasını sağlayan faktörse beğenileriniz ve yorumlarınız. Abone olarak verdiğiniz katkıya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, hemen gündeme geçelim. Gündemde neler var? Biliyorsunuz Trabzonspor 4 transferi bitirdi. Dimitrios Kurbelis ön libero olarak transfer gerçekleşti. Joaquin Fernandez stoper olarak Real Sociedad'dan geldi. Transferi gerçekleşti. Bence sezonun en önemli transferlerinden biri, çok fazla konuşulacak bir isim, Mislav Orsic'in transferi gerçekleşti ve Onur Alp Çevikkan da kaleci olarak transfer olan oyunculardan biri. O tabii genç kaleci. Uğurcan'ın durumu var, Muhammed Taha Tepe'nin durumu var. Onlardan sonra düşünülecek bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada şunu söyleyelim, başkanın açıklamaları içerisindeki çarpıcı konuyu bir kez daha söyleyelim. Uğurcan konusu gündeme geldiği için biliyorsunuz başkan diyor ki Uğurcan'ı kesinlikle vermeyiz. Yani Türkiye'de bir takıma vermeyiz. Yurt dışında bir takıma vermemiz için de şartların olgunlaşması gerekiyor. Daha iyi şartların oluşması gerekiyor. Cazip teklif gelmezse bizim kaptanımız devam edecek diyor. Başkanın sözleri arasında birkaç tane önemli nokta var. Jamie Vardy ile ilgili bir açıklama yaptı. Kesinlikle gündemimizde yok dedi. Bir de Lahtimi biliyorsunuz Fas'tan dönmemişti. Güzel bir deniz tatili yapıyor. Onunla ilgili de teknik direktör Nenad Bjelica'nın bir karar aldığını, kadro dışı bırakıldığını net bir şekilde söyleyelim. Ama transferde gelişmeler devam ediyor. İki transferin bitmek üzere olduğu konusunda başkanın sözleri var. Şimdi bu iki transfer aslında gündemde 3 isim var. Hangileri diye bakacağız, konuşacağız. Ona göre gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi santrofor bölgesindeki transfer gelişmelerinin çok net olduğunu vurgulayalım. Ama içeriden bir iki haberle başlayalım isterseniz. Bakasetas ve Siopis konusundan bahsedelim. Bakasetas 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif edildi kendisine ve bu teklife sıcak bakıyor. Bütçesinin de biraz düzeltilmesi öngörülüyor. 1 milyon 250 bin eurodan 1 milyon 750 bin euroya çıkan bir ücretten bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu rakam da aslında onun için cazip gelen bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Siopis'le ilgili de gelişmeler var. Siopis konusundaki gelişme 700 bin eurodan 1 milyon 200 bin euroya arttırılıyor. Onun ücretinde de arttırım var. Onu da özellikle söyleyeyim. Bu konu biraz tartışmalı. Yani bir ön libero Dorukhan var. İşte neden bu kadar yüksek bir bedel veriliyor diye tartışma var ama sonuç itibariyle söyleyebileceğimiz onun da ücretinde bir düzenleme olacağı gerçeğini vurgulayabiliriz. Tabii bu arada Mislav Orsic'in gelişiyle ilgili olarak bir gelişme var. Onu da hemen söyleyelim. Taha Altı kardeş ki Nenad Bjelica'nın gelişinden sonra biliyorsunuz ısrarla oynatılmaya başlanmıştı. Onun da 3 artı 1 yıllık Göztepe'ye verildiği, Mislav Orsic'in karşılığı olarak da bir jest olarak gittiğini de söyleyebiliriz. Onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi devam etmemiz gerekiyor. Şöyle devam etmemiz lazım. Bruno Petković'i merak ediyorsunuz. Ne oldu Bruno Petković? Ve gerçekten 2 farklı isim daha gündeme geldi. Onlarla ilgili gelişmeler ne? Onlardan bahsedeceğim. 8 Temmuz Cumartesi günü Trabzonspor'u şöyle bir sahada Hajduk Split karşısında göreceğiz. Saat 18'de başlayacak karşılaşma. Biraz şu hazırlıkların ne sürece geldiğini de orada gözlemlemeye çalışacağız. Onu söyleyelim. Şimdi Bruno Petković konusundaki gelişmeleri sizi fazla bekletmeden hemen söylemek istiyorum. 2,5 milyon euro teklifi var Trabzonspor'un.
Biliyorsunuz işte 7'lerden 8'lerden başladı Dinamo Zagreb ama şu anda geldiğimiz noktada 2,5 milyon euro, belki 500 bin euro fazlalığı olabilir. Onunla beraber bu işin çözümleneceğini söyleyebiliriz. Ama Bruno Petković ile sınırlı kalmadı Trabzonspor. Bir oyuncuyu daha gündeme aldı ki çok dikkat çekici bir unsur var. Önce onu paylaşayım. Oyuncu aynı zamanda Mislav Orsic'in menajeriyle aynı menajerde. Dolayısıyla oyuncunun gelme ihtimalini bu kuvvetlendiren bir unsur. Sandro Klonovic'den bahsediyorum. Lokomotiv Moskova'da forma giyiyor. 1.91 boyunda güçlü bir santrofor. Şimdi şöyle söylenebilir. Ya işte bir santrofor Bruno Petković düşünülüyor. Yanına bir santrofor daha mı? Evet, bir santrofor daha istiyor Trabzonspor ki bu gayet doğal. İki santroforlu bir oyun olması gerekiyor. Bir de yerli Umut Bozok'un olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Dinamo Zagreb biliyorsunuz işte 1.91 boylu güçlü santrofor konusunda özellikle kim için iki oyuncu var. Bruno Petković'in problem çıkartıyor ama onun dışında çok ciddi bir sıkıntı yok. Onu özellikle söyleyebiliyoruz. 2025'e kadar sözleşmesi var. Onu özellikle söylememiz gereken bir isim. Sandro Klonovic'den bahsediyorum. 37 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan bir oyuncu. Ama hepsinden daha önemlisi işte o iki santrofor gelirse, Klonovic ve Bruno Petković gelirse ne olacak diye sorduğunuzda onun cevabı da çok net. Oradaki olay şu: Maxi Gomez'in gitmesi söz konusu. Maxi Gomez gider mi, gitmez mi tartışması var. O noktada Gomez'in kamp performansının çok iyi olduğu haberleri bize geliyor. Ama şunu da söylememiz lazım. Bartra ve Gomez'i Olympiakos istiyor. Şimdi onlar isteyince bu kez ciddi bir pazarlık başladı ikisiyle ilgili, Bartra ve Gomez'le ilgili. Çünkü Trabzonspor'da Filip Zinker Nagel'i istiyor. Orta saha oyuncusu, Danimarkalı. O da Olympiakos'tan ayrılmak istiyor. Dolayısıyla şöyle bir pazarlıktan bahsediliyor. Böyle bir iddia var. Bartra ve Gomez karşılığında Filip Zinker Nagel ve 3,5 milyon euro gibi bir pazarlıktan bahsediliyor. Ama şu anda netleşmiş bir durum değil. Trabzonspor iki oyuncunun da yükünden kurtulmak istiyor. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu iki oyuncu artı 3,5 milyon euro da henüz Olympiakos'un kabul ettiği bir durum değil. Onu özellikle söyleyelim. Ama bu arada Türkiye gündemine gerçekten enteresan bir giriş yapan oyuncu var. Kingsley Schindler'den bahsediyoruz. Şimdi Kingsley Schindler'in şöyle bir özelliği var. O oyuncu Köln'de ve serbest konumda bir oyuncu. Sözleşmesi bitti, 29 yaşında. Oyuncunun Türkiye'den 3 takımla adı anılmıştı. Başakşehir, Adana Demirspor ve Samsunspor. Şimdi de Trabzonspor'la adı anılıyor oyuncunun. Neden? Çünkü serbest bir oyuncu ve bir iyi bir orta saha oyuncusu olarak da böyle bir durum söz konusu. Kingsley Schindler'le ilgili de Trabzonspor'un yakınlığı olduğu haberi var. Peki bu haber nereden geliyor? Bu haber bizzat Alman basınından geldi. Alman basını diyor ki Trabzonspor'da Schindler'le ilgileniyor. Ya da başka bir seçenek var, onu da söyleyebiliriz. Ya da menajerleri Türkiye'de bir pazar bulmak için 3-4 kulüple birlikte ciddi bir mücadele veriyor. 3-4 kulübede oyuncusunu öneriyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Sürpriz bir isim daha var. Ondan da bahsedeyim. Sürpriz isim Yusuf Belali'den bahsediyorum. Cezayirli oyuncu. Onun da sözleşmesi bitmiş olduğunu söyleyelim. 10 numara oynuyor. 10 numara ve kanatlarda görev yapıyor. 31 yaşında Ayasio'da oynuyordu. 23 maçta 6 gol, 5 asisti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. O da gerçekten değerli bir oyuncu ve serbest olması da belki de Trabzonspor için en cazip olan noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yani Trabzonspor'un iki transferi kim sorusunun karşılığı. Birisi Bruno Petković, başkan o konuda ciddi mesafeler alındığını söyledi. Ben ikinci ismin Zinker Nagel olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşüncem böyle. Çünkü iki ismi alırsa Trabzonspor gerçekten çok öne çıkacak. Ama bu arada kanat transferi ve özellikle de söylediğimiz gibi belki böyle bir sürpriz Schindler transferi ya da Belali transferi de Trabzonspor'un işini görecek unsurlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Tabii ki şunu söyleyelim.
önemli nokta Trabzonspor'un bu sezon Avrupa'da olmaması. Niye önemli nokta? Tabii ki Avrupa'da olmak ister. Bir şekilde süresi kalacak Trabzonspor'un. Yani hazırlık maçlarına bakılacak. İşte söylediğim gibi cumartesi günü saat 18'de oynanacak bir Hajduk Split maçı var. Hazırlık maçlarına bakılacak. O hazırlık maçlarından çıkan sonuçlara göre de Trabzonspor belki de yeniden bir yapılanma oluşturacak. Onu özellikle söyleyebiliriz. Bu noktada dediğim gibi daha önce gündeme gelen işte mesela Dorukhan'ın sağ bek oynaması gibi, mesela daha önce gündeme gelen Onuachu, o da uzun boylu bir santrofor. Bütün bunlara baktığımızda karşımıza yani Trabzonspor'un ciddi bir transfer politikası izlediğini de vurgulamamız gerekiyor. Yani şöyle düşünmesin Trabzonsporlar, ya işte diğer kulüpler çok ciddi transferler yapıyor, biz biraz geride mi kaldık? Yok, geride kalmayacak Trabzonspor. Trabzonspor da aynı şekilde iyi bir transfer politikasıyla elindeki oyuncuları değerlendirerek, şimdi Visca gibi, Dorukhan gibi oyuncuları da değerlendirerek sezona yine bomba gibi başlamak istiyor. Ama hazırlık maçları bize bu konuda fikir verecek. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylüyorum, Trabzon'dayım. Sera Like Resort Otel'deyim. Hemen aşağıda gördüğünüz o Sera Gölü. Eğer bir fırsatınız olur, yolunuz düşerse, tabii Trabzonlular için söylemiyorum, genel olarak başka illerde olanlar için görmeye değer güzellikte bir mekan olduğunu söylemek istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.